Çeçenler, Sovyet Rusya dağıldığında 1991'de bağımsızlığını ilan etti. Artık kendi kendilerini yönetebiliyor. Resmi bir devlet haline geliyorlardı. Kendi liderlerini seçip halkı yönetiyorlardı. Başta zayıflayan Rusya buna karşı pek bir varlık gösteremedi. Fakat Çeçen topraklarının inanılmaz stratejik öneminden ve çok zengin yeraltı kaynaklarından, özellikle de petrolden dolayı Rusya buna daha fazla dayanamadı. Ve Çeçenlere karşı harekatlar başlatıldı. Büyük Çeçen mücadelesi tekrar ediyordu. Tarihte birkaç kez bağımsız olup, her seferinde Rusların işgaline maruz kalan Çeçenleri tekrar karanlık günler bekliyordu. Ruslar 4000'e yakın asker, 100'den fazla zırhlı araç ve onlarca tankla Çeçenistan'ın başkenti Grozny'ye girmek için yola çıkmıştı. Rus Savunma Bakanı hiçbir direnişle karşılaşmayan ordusuna bakıp büyük bir kibirle 2 saatte Grozny'yi alacağız diye açıklama yaptı. Her şey Rus ordusunun Grozny'ye girmesiyle başladı. Çeçenler büyük bir zeka ürünü olan planlarını binlerce Rus askerlerine karşı uygulamaya sokup neredeyse tüm zırhlı araçları ortadan kaldırdı. Ruslar 2000 kayıp ve 2000 esir vermişti neredeyse. Tüm tankları da tamamen yok olmuştu. Bu Ruslar için 2. Dünya Harbi'nden sonraki en büyük hezimetti. Ruslar için gerçek bir kabustu. Artık bu şehre yaklaşmak büyük bir cesaret isteyecekti. Güzel ülke Türkiye, Kara Kutu kanalından herkese selam. Videolarımız size bildirim olarak gelmiyorsa, abone ol butonunun yanındaki zile tıklayıp bildirimleri aktif edin. Çeçenler son 50 yılda Ruslarla büyük harpler yaşadı. Birçoğunda dünyayı şok edecek derecede inanılmaz zaferler elde ettiler. Bu zaferlerin bu kadar büyük sayılmasının en büyük sebebi Çeçenlerin sayısının Rusların %1'inden az olması ve buna rağmen Rusları perişan etmeleridir. Şeyh Şamil'in destansı mücadelesi filmlerde bile görülmeyecek derecede muazzamdı. Daha sonra modernleşen dünya ile beraber Çeçenler de yeni dünyaya ayak uydurup teknolojiyle aklı birleştirerek tekrar Rusları darma duman etmeye başladı. Rusların 2. Dünya Harbi'nden sonra en büyük, en ağır kayıpları Çeçenlere karşı oldu. Dünya bu olayı konuşuyordu. Ruslar adeta çıldırmıştı. Rusya, tarihte defalarca ders aldığı Çeçenlerden tekrar bir ders almıştı. Bu tarihten sonra Rus ordusu çok büyük bir güçle tekrar bölgeye girdi. Her seferinde büyük yıkımlar oldu. Çeçenlerin 20 yıl önce 1 milyondan fazla nüfusu vardı. Ruslarla olan mücadelesinden dolayı birçok insanını kaybeden Çeçenistan, 10 yıl sonra nüfusunu 200 bin kadar düşürmüştü. Ruslar, Çeçenlerle mücadelenin böyle gitmeyeceğini iyi biliyordu. Tam bu noktada Rus tarihinde damgasını vuracak olan biri çıktı: Vladimir Putin. Rusların en güçlü liderlerinden biri. Günümüzde dünyanın bir numaralı güçlü insanı olarak görülen Putin, bir Rus istihbarat elemanıydı. Rusların gizli servisi FSB'nin başında olan Putin, Çeçen direnişine farklı bir boyut kazandırdı. Önce ülkede birçok olay yaşandı. Birçok bombalı patlamalar meydana geldi. Ruslar yüzlerce insanını yitirdi bu olaylarda. Yıllar sonra bunların bazılarının Putin'in gizli servislerin emriyle Çeçenlere karşı elini güçlendirmek için bilinçli hazırlandığı ortaya çıkacaktı. Birçok rehine olayı yaşandı. Rus halkı hastane, okul ve tiyatroda insanların rehin alındığını ve Rus askerlerinin çok kaba bir şekilde mücadelesi sonucu onlarca rehininin canından olduğunu acı bir şekilde TV ekranlarından izleyecekti. Bu onların sabrını taşırmıştı. Halbuki Putin adım adım planını uyguluyordu. Rus şovanizmine yönelmek ve Çeçenlere karşı sert saldırılar yapmakta olan Putin, bu milliyetçi histeri dalgası sonucu Rusya Devlet Başkanlığı'na yükselecekti.
Putin, Çeçenlere karşı politikası sebebiyle zamanla ülke içinde inanılmaz bir güç kazandı. Karizması arttı. 2000 yıllarına gelindiğinde Putin artık Rusya'nın yeni lideriydi. Ve Çeçenlerle artık asker kaybetmeyerek mücadele edilebileceğini çok iyi biliyordu. Çeçen mücahitlerinin hasmı olan Kadirov ailesine yöneldi. Çeçenlerin yaşamına, kültürüne, inancına tamamen ters olan Ahmet Kadirov'u ülkenin başına getirdi. Çeçenler Rusya'ya bağlı bir özerk devlet halindeydi. Çeçenler bu duruma daha fazla dayanamadı. Bir gün bir stadyumda Çeçenler ülkenin liderini statla beraber havaya uçurdu. Putin bu olayı öğrendiğinde hiç zaman kaybetmeden önlem aldı. Putin'in bu kadar acele etmesinin sebebi sonradan çok iyi anlaşılacaktı. Kadirov ailesinden Ramazan Kadirov'u eşofmanını bile çıkartmasına fırsat vermeden apar topar ülkenin yönetim binasına getiren Vladimir Putin, dünya kamuoyuna Kadirov'u Çeçenlerin yeni lideri olarak tanıttı. Putin böylece Çeçenistan bağımsızlığı için mücadele veren Çeçenlerin önünü tamamen kesmişti. Büyük bir engel koymuştu. Kadirov, ülkesi için gerçek bir haindir. Dindar bir ülke olan Çeçenistan'da, alkol kullanan, gece hayatı süren partiler düzenleyen bir lider. On yıllarca mücadele veren Çeçenler için ne kadar da acı bir bilanço. Ölümden bin beter olan bu durum Çeçenler için halen devam etmektedir. Akıllıca oynayan Putin, Kadirov'u halkın gözünde parlatmak için kesenin ağzını açmıştı. Kadirov'a milyonları gözünü kırpmadan aktaran Putin bu sayede çok önemli bir şeyi elinde tutacaktı. Çeçenistan topraklarını. Kadirov, ülkenin dört bir yanını imar etmeye, refah seviyesini artırmaya, ülkeyi kısmen geliştirmeye başladı. Gökdelenler bile diken Kadirov, Çeçenlere her şeyi verse bile bir şeyi asla vermeyecekti. Bağımsızlık. Çeçenler, milli benliklerinden uzlaşmaya, değerlerini kaybetmeye başlıyordu. Dünyaca ünlü Hollywood yıldızlarını ülkeye getirip partiler düzenleyen bu şahıs, Putin için ben onun emrinde sadık bir neferim ve Putin için ölmeye hazırım diyecek kadar alçalıyordu. Türkiye Rus uçağını düşürdüğünde bu şahıs Türkiye'yi tehdit etmiş ve Putin'in emirlerini yerine getirmeye hazırım demişti. Ülkenin kimliğiyle ne kadar da ters bir durum. Türkiye bir zamanlar el altından Çeçenlere ciddi destekler vermişti. Fakat Putin akıl oyunuyla bunu da tamamen engelledi. Türkiye Çeçen mücahitlerini koruyup yardım ettiğinde Putin PKK'ya yardım etmeye başladı. Türkiye mecburen Çeçenlere olan yardımı kesti ya da öyle gösterdi. Bir zamanlar Çeçen liderleri Türkiye'den geçerdi. Putin Kadirov'a 500 kişilik Çeçen mücahitlerinin listesini vermiş, Çeçen direnişini tamamen yıkmak için bu kişilerin tek tek öldürülmesini istiyordu. Kadirov'un sadece şahsının 5000 koruması olduğu iddia ediliyordu. Çeçen mücahitlerini tek tek yok eden Kadirov, kendi ülkesini adeta dinamitle patlatmış durumdaydı. Kadirov, Rusya Suriye'ye girdiğinde iki tabur askerini Putin'e destek olarak Suriye'ye göndermişti. Putin, yüzlerce yıllık destansı Çeçen direnişini 10 yılda kırdı. Artık ne Ruslara saldırıp binlerce Rus askerini temizleyen Çeçenler var, ne de bağımsızlık isteyen bir ülke var. Putin'in Rusya'nın başına geçmesinde önemli bir sıçrama tahtası olan Çeçen mücadelesi artık büyük bir yara almış gibi görünüyorsa da yakında ne olacağını kimse bilemez. Çünkü daha önce de Çeçen mücahitler Rusya yanlısı olduğu için eski lideri suikast ortadan kaldırmıştı. Putin, Çeçenlere çatışma yoluyla mücadele ettiği yıllarda Çeçenistan'dayken operasyonu yönettiği alanda elindeki vodkayı masaya bırakmış ve bunu kazandığımızda içeceğiz demişti. Ve aradan geçen 20 yılın ardından artık Çeçen direnişini içlerindeki bir hainle sonlandıran Putin tekrar Çeçenistan'a geldi. Çok yakın bir zamanda gerçekleşen bu ziyarette ibretlik bir durumdur. 20 yıl öncesini hatırlatırcasına Putin Müslümanlarla aynı masada gülerek vodka içti. On binlerce Rus askerinin yapamadığını tek bir hainle rahatlıkla yapabiliyordu.
Bu birçok Müslüman ülkesinde yaşanan bir durumdur aslında. Mısır'da, Suriye'de, Libya'da, Arap ülkelerinde yabancı devletlerin kuklaları işte Putin'in Çeçenlerini bitirmesi gibi o ülkeleri ABD, İsrail ve Avrupa ülkelerine altın tepside sunmaktadır. Müslümanlar bilinçlenmeden bu kader her zaman böyle sürmeye devam edecektir ne yazık ki. Türkiye'nin kara kutusu.